benim suyum Edna bulur yollara döküldü. Sorma. Ah yavrum, dur kula. Ah neler geldi başımıza. Ne oldu anne? Dedem giller kellerine parasıyla Azeri'yi kara almışlar. Bir haftaya kadar nikahlanacaklar. Allah'ım, ah başıma gelenler. Kızım al şunu. Gelme. Yeter ya, gelme. Bu da yandan. Beni karıştırmayın ya. Ben engel olmak için elimden geleni yaptım, laf dinletemedim. Sanki huylarını bilmiyorsunuz. Kaça almışlar? Danesi 6.000 dolara. Bir de ne deyip odayı alıvermişler. Olacak şey değil. Kaç oldukları mı dava şimdi? Anam bile çıkın bu evden, biz karılarla oturacağız dediler. Bir rezil olduk. Hüseyin Almanya'dan abilerini aradı ama oralı bile olmadılar. Normal. Neynesiymiş şu kadınlar, onu bir anlatın önce. Parasıyla gelip karılık yapıyorlarmış. Bir iki adam almış kasabadan. Bunlar da onlardan heveslenmiş olacak. Böyle... yani açık saçık genç kadınlarmış. Adamın biri bir haftaya kalmaz getirecekmiş bunlara, haberiniz olsun. Açık saçık falan değil, normal kadınlar. Saçlarını falan tarıyorlar yalnız. Ne diyorsun sen şimdi Mehmet? Biz taramıyoruz mu? Ben sizden söz etmiyorum. Bunların hepsi orospu meraklısı. Yedisi de bir, yetmişi de bir. Boşuna konuşma sen kızım. Ya ne alakası var? Boşuna büyütmeyin bu kadar. Baban ne diyor? Ne diyecek? Bağırdı çağırdı ama... böyle rezillik olmaz. Ben çoluğun çocuğun rızkını karılara yedirmem. Cesedimi çiğnersiniz dedi. İyi babamdan korkan onlar. Bekle. Para bizim. Sana ne? Ölmeden paramıza mı göz diktin dediler. Bizi de evden sepetliyorlar. Karılarla burada oturacaklarmış. Artık işleri de onlar yapıverecekmiş. Durun bakalım. Yani doğru düzgün bir şey olsalar iyi. Başımızdan iş güç kalkar. Ama o kadar paraya da yazık. Aman canım, zaten resmi nikah yapmayacaklarmış. O zaman mirasçı da olamazlar. Sen asıl giden parayı bundan sonra gör. Malları ellerinden bir bir alırlar, görürsünüz. Babam bunlara karı getirecek, herifi bulup bir temiz döndürecek. Verilen avansı da alıp geri verecek. Bunlar da ne edecekler? Susup oturacaklar. Deli raporu alınsa. Para mara vermezler o zaman. Onlar deli falan değil. Size ne oluyor ya? Kendi paralarını istedikleri gibi kullanıla. Mehmet, oğlum. Bizim buralarda bir itibarımız var. 4 tane bunak yüzünden rezil olamam ben. Daha kadıncağızları gömeli 40 lira oldu be. Ha sanki bir sene olsa farklı davranacaksınız. Ha sen karşı değilsin yani. 80'lik ihtiyarları yarı yaşındaki yabancı kadınların eline oyuncak bırakalım diyorsun ha? Ben öyle demiyorum. Ne bileyim ya, aman. 60 senelik karıları öldü, eskisi gibi olmak istiyorlar. Ne bileyim ya. Sen bu işte onlara arka çıkmasaydın, onlar bir başına bu işleri beceremezlerdi. Nankör evlat, defol. Seni de gözüm görmesin. Bana ne be, bence üstlerine gitmeyelim. Neyin attırırlar bilirsin. Damarları tuttu mu yanlarına yaklaşılmaz. Olan olmuş bir kere. Amcamların durumu ortada. Adamlar bunca mal mülk varken Almanya'ya işçi olarak gitmek zorunda kalmışlar. Siz de dikkatli olun yani. Canım bu kadar da oyuncak edilmez ki insan. Otur kalk kalk. Bu kadar yıldır hizmetleri görülüyor. İnsan acık da çoluğunu çocuğunun lafını dinler canım. Herkesin ihtiyarı edebiyle dizini kırıp oturuyor. Bunlar birbirlerinden kuvvet alıyorlar. Dedikleri olsun, başka hiçbir şeye bakmaz bunlar. Bak tepeleri atarsa hiç kimseyi tanımazlar. Eğer üstlerine giderseniz inatlarından bütün malları kadınların üstüne yaparlar. Ondan sonra da yallah avcumuzu yalarız hepimiz. Bunları başkalarıyla bir bilmeyin. Mehmet! Mehmet! Geldim. Hah, ne var gel, oğlum? Gel. Mehmet! Ne diyor kadınlar? Ne diyecekler? Hepsi çok üzgün. Bunca yıllık oğlunuzu, gelininizi, torunlarınızı hiç tanımadığınız kadınlar için kapı dışarı ediyorsunuz. Ayıp olmuyor mu? He, ayıp ya. Ama ben dedim, yeni bir ev alalım, biz çıkalım dedim. Osman istemedi. O düşünsün, onun çocukları. Ne fark eder? Sana da kendi babaları gibi baktı onlar. Dedenden ayırdılar mı? Benim malıma, mülküme baktı onlar, bana değil. Bak, amcamı 20 senedir görmedim. Daha torunlarının yüzünü görmedim. Mehdi dede de öyle. Şimdi bunları da mı kaybetmek istiyorsun? Hem onlar senin malın mülkün olmasa da sana bakarlar. Anan çiftliği üstüne yapmamı istiyor. Bir kap yemeğe bu koca çiftlik verelim ha? Bir bölüye beni hasret bıraktı nenen gideli.
Ah, üstelik yaptığı yemeklerin tuzu da yok. İki saatte senin de kafanı bulandırmışlar. Sen boş ver bunları. Kasabaya gidip yeni gelinlere hediye alacağız. Yok yok, siz gidin. Ben yarın gidiyorum zaten. Gitmeden işlerim var biraz. Gel oğlum. Hediye neyse ne. Mühim bir şey alacak senden. Onu sen alacaksın. Bak dede, ölürsünüz. O ilaçlar öyle kafanıza göre alınmaz. Kalbiniz var, tansiyon var. Siz iyice delirdiniz ya. Gel oğlum buraya, gel. Kahvede konuşuruz. Bizimkiler orada, gel. Ha, yürü. Dede ben vazgeçtim. Gel. Öyle saçma sapan şey olmaz. Niçin konuşuyorsun?